Yani bir Yüzüklerin Efendisi hayranı olmadığım için düşüncelerim ne kadar önemli sizler için bilmiyorum ama Güç Yüzüklerini izlemeli misiniz? Ya da Güç Yüzükleri sizler için mi? Bugün onu konuşacağız. Minik bir Yüzüklerin Efendisi hayranıyım. Burada bütün Extended DVD'leri görseniz de filmlerin hayranı mıyım diye sorarsanız. Ama bu DVD'ler sağ olsun en sonuncusu galiba 2003 ya da 2004'te çıkmıştı. Yani YouTube henüz var olmazken sinemanın teknik tarafıyla ilgili bildiğim her şeyin %50'si civarını şu gördüğünüz DVD setlerden öğrendim. Bunların hepsi şu an YouTube'da var. Dolayısıyla gidip böyle setler almanıza gerek yok ama çok kıymetli, çok önemli bir DVD setiydi bu sinemacılar için de. Peki bu Yüzüklerin Efendisi bizim dönemimizde dediğimiz gibi bunu sinemada izleyen şanslı kesimden bir miktarım ama çok daha şanslı olduğum bir kısım var. O da kitapları, film çok daha önce keşfetmiş olmak. Peki bütün bunların Rings of Power'la, Güç Yüzükleri'yle ne alakası var? Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bakmayın. Ha şey yapın, paylaşın, likelayın. Yorum yapın. Çekmemizi istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Ha yorum yapın. Ha şey onları yazın. Sürü filmlerden sonra çok fazla Yüzüklerin Efendisi hayranı çıktı biliyorsunuz ama bu insanların çok büyük kısmı filmlerin hayranı, kitapların değil. Ama filmler de çıktığında aynen şu anda dizide olduğu gibi uyarlamışlar. Pek çok söylem var. Şimdi gelin bundan derinine inelim ve siz bu diziyi izlemeli misiniz? Onu birazcık daha kesinleştirelim. Eylem planı izleyin dersi izlenmelidir. Şimdi öncelikle şu anda bu diziye laf atanların çok büyük kısmı bahse varım. Aksini düşünenler aşağıya yazsın. Zaten filmlerle Yüzüklerin Efendisi'ne kapılmış insanlar. Dolayısıyla bu ukalalıklara yok. Bakıp gülüyorum. Çünkü filmler çıktığında bunu düzgün ayarlamamışlar. Tom Bombadil yok. Aa, Minas Tirith'te elflerin ne işi var? Minas Tirith'te miydi elfler? Falan diyen kişi bendim. İlk Miğferdi bir savaşında Gandalf'ın geldiği sahneyi, daha önce bu kanalda konuşmuştuk o sahneyi. Geldiği sahneyi okuduğum yer, an ve hislerim bile halen aklımda. Bu filmdeki kötü demek değil ama örneğin kitapları okuyanlar filmlerin ne kadar böyle fast forward'a alınmış şekilde aktığını bilirler. Dolayısıyla filmlerin çok büyük bir hayranı değilim kitap uyarlaması olarak. Ama filmleri kendi çapında çok seviyorum. Peki dizide bu iş nasıl oluyor? Bilmeyenler için şöyle bir özet geçelim. Amazon kitapların ve 3. kitabın en sonunda şöyle 200-300 sayfalık appendix kısmı var. Tarihi anlatıyor, olayları anlatıyor özet bir şekilde. Bunların hakkını 250 milyon dolara satın alıyor. Şöyle de bir koşul var. Kitapların sonrasını anlatma hakkı yok. Kitapların öncesini anlatabiliyor. Appendix'te anlatılan kısımlar ve sadece burada geçen isimleri kullanabiliyor. Yani işte Silmarillion'da anlatılan dünyanın yaratılış tarihi, tarihini bilmem ne onu bunu. Bunların hiçbirini de anlatamıyorlar. Ve hatta belli karakterlerin adlarını dahi kullanamıyorlar. Örneğin Galadriel sadece abim diyebiliyor. Abisinin adını kullanamıyor. Ben de tabii ki çok iyi bir araştırmacı olduğum için şimdi adını unuttum. Peki bu dizi ne anlatıyor? Yüzüklerin dövülme tarihi, onların kimlere dağıtıldı, ondan sonra olanları 5 sezon boyunca Amazon inceleyecek. Ama bunu ne kadar iyi yapıyor? Bu diziyi aslında kimler için yapıyor? Bu dizi arkadaşlar aynen ilk filmler çıktığı zamanki gibi aslında Yüzüklerin Efendisi hayranı olmayan insanlar için yapılıyor. Kendimden Dune'u örnek vereyim. Ben Dune kitapları serisi yaklaşık 6 yıldır okuma listemde. Okumalıyım ama çok zor bir okuma, çok karışık bir okuma diyorlar. Ve açıkçası filmi izleyene kadar okumamakta direndim. Filmi izledim, bayıldım biliyorsunuz. Kanalda 50 kere konuştuk. Dune, Dune! Dune, Dune! Filmi izledikten sonra dedim ki ben artık şu kitapları bir okuyayım da Dune kitapçıları neden filme bok atıyorlar onu bir anlayayım dedim. Ve gerçekten de filmin hiçbir bok anlatmadığını gördüm. Bu filmi kötü bir film mi yapıyor? Hayır, inanılmaz bir film. Ama Dune'un filmi olarak baktığınızda çok zayıf kalan, aşırı sönük kalan. Çünkü özellikle Dune bir kitap değil, tam bir yolculuk gerçekten. Felsefeye de, dine de, her şeye de inanılmaz bir yolculuk. Aynı şeyi kitaplar ve onun uyarlaması filmler için de söyleyebiliriz. Aynı şeyi şu anki diziler için de söyleyebiliriz. Gerçek Yüzüklerin Efendisi mitosunda çok sönük kalan, özellikle hikaye yazımı çok kötü bu dizilerin. Senaryolar bayağı zayıf ama şu anda 9 liraya verdiğiniz Amazon Prime üyeliğiyle bundan iyi bir teknik işçilik, bundan iyi bir dünya oluşturmayı hiçbir yerde bulamazsınız. İnanılmaz bir görsel ziyafet. Yani sinemada bile bu kadar iyisini görmüyoruz. Bütün o saçma diyalogların, saçma olayların yani iki elfin yürüyerek Khazad-dûm'a gitmesi falan bana çok komik geliyor. Bir de en son bölümde böyle iki kere gidip geldiler falan.
Ama yine de izlerken kendinizi kaptırıp gidiyorsunuz. İnanılmaz bir işçilik, efektler harika. Görüntüyü izleyen herkes zaten eriyip bitiyor. Ve bunu sadece 9 liraya Amazon size sunuyor. Bütün bunlara baktığımızda şu an bunu haftalık olarak evimizde televizyon başında izleyebiliyoruz. Ve bu bence inanılmaz bir lütuf. Bunun diğer bir faydası da esas dediğim gibi bu dizi Yüzüklerin Efendisi hayranı olmayan insanlar için çekiliyor. Onları Yüzüklerin Efendisi hayranı yapacak şey de bu seri. Filmleri izledikten sonra kitapları okuduğunuz gibi şimdi de diziyi izleyen nesil dönüp kitapları okumak isteyecek. Tabii ki herkes değil ama 100 milyon kişi izliyorsa ve bu 100 milyon kişiden 1 milyonu kitapları okusa dizi amacına ulaşmıştır. Benim bu diziyle ilgili temel düzeyde düşüncelerim bunlar. Uyarlamanın sadıklığı vesaire çok konuşamayız çünkü uyarladıkları yerin bir kaynağı tam olarak yok aslında. Kısa özet birkaç sayfalık hikayeler var. Bunları inceleyen pek çok hem Türk hem yabancı kanal var. Oralara bakabilirsiniz. Biraz negatif konuştuğum gibi gözüküyor ama izliyorum ve Game of Thrones kadar saçmalamazsa sonuna kadar da izleyeceğim. Bu konuyu açmayacağım şu an çünkü 3 video daha yaparız Game of Thrones'un saçmalığıyla ilgili. Yaptım zaten, kimse beni dinlemedi o dönem. Sonra hepsi lafıma geldi. Özürlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Güle güle. Takip edin, like'layın, yorum yapın. Hepsini.